Selamlar, hayırlı takvalı yaşadığımız Yüce Allah'ın hükümlerinin izinden gittiğimiz mükemmel bir gün. Bugün de elimizden geleni yaptık. Her zaman olduğu gibi Yüce Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Bugün de ayrı bir birikim, ayrı bir güzellik. Ebedi alem için Yüce Allah'ın razı olacağı hazırlıkları yapmaya çalıştık. Yüce Allah'ın hükümleri her şeyden önemlidir. Şu mükemmel kainatı, şu mükemmel bedenimizi bizlere veren her şeyin sahibi Yüce Rabbimize hamdü senalarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Gerçekten şu verilen nimetleri bir düşünseniz çok daha fazla hayırda yarışırdınız. Ama insanlar bu dünyanın geçici menfaatleriyle, oyun eğlenceleriyle kendini kandırarak yaşıyorlar. Veremeyecek hiçbir hesabınızın olmaması lazım. Yüce Allah şu akıl, irade nimetlerini bizlere nasip etmiş. Kullanıp hayatı dosdoğru yaşamamız için. Bu herkes için geçerlidir. Bütün insanlar kendi hayatını düşünmelidir. Herkesin hesabı kendinedir. Hesabının mükemmelliğini düşünüp onun ölçüsünde dosdoğru yaşamalıdır. Bunları her zaman söylüyoruz. Biz Allah'ın izniyle bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Her anımızın hesabını verebilecek şekilde Yüce Allah'ın rızasına uygun amellerle yaşamaya çalışıyoruz. Vicdanımız rahat olsun. Allah'ın izniyle her zaman dosdoğru yaşayalım. Lafta sözde değil, fiiliyatta. Gerçekten hakiki manada bir şeyleri yapalım. Bu dünyada ne yazık ki bir tarafta hiçbir şey yapmayanlar var, bir tarafta da bir şey bilip yaptığını zanneden ama kafirlikte yarışanlar var. Bu tespitleri yapacağız. Biz öyle birileri beğensin, birileri mutlu olsun diye konuşmayız. Yüce Allah'ın kelamı, hükmü bellidir. Onun ölçüsünde konuşuruz. Onun ölçüsünde yaşarız. Nettir bunlar. Doğrular yanlışlar önümüzdedir. Yeter ki biz insan olarak bu doğruları yanlışları ayırt edip hayatımızda doğruların izinde gitmemiz önemlidir. İnşallah her zaman bu şekilde yaşayacağız. Biz her anımızı, her günümüzü Kadir Gecesi mükafatıyla, bereketiyle yaşıyoruz. Bizim için her gün Kadir'dir. Her gün Kadir Gecesidir. Estağfirullah. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Bizim için her gün Kadir Gecesidir. O kadar mutluyum ki Allah'ın izniyle her günümü dosdoğru yaşamaya çalıştığım için vicdanım rahat. Mutluyuz, huzurluyuz Allah'ın izniyle. Yüzümüzde her zaman bir tebessüm var. Hayatımızın hiçbir aşamasından bir pişmanlık, bir keşke duymuyoruz. Yüce Allah'ın takdiridir, her anımızdan haberdardır. Bütün niyetlerimizi biliyor. Kimse kendini kandırmaz. Şu hayatta yaptığınız her şeyin hesabı var. Benim de var, bütün insanların da var. İnsanlar kendini mükemmel görmesin. Her şeyi bildiğini zannetmesin. Davranışlarınız, niyetleriniz, her şeyiniz çok önemli. Yaptığınız her şey çok önemlidir. Bir hesabı olacağını da unutmayın, ona göre yaşayın. Allah'ın izniyle bir keşkem, bir pişmanlığım yok. Bu mükemmellik, harikalık durumu değil. Her anını dolu dolu dosdoğru yaşama vesilesidir. Bizim için dediğimiz gibi her anımız önemlidir. Allah'ın izniyle bir işe başladığımda Yüce Allah'ın ismi şerifiyle başlayıp gerçekten dosdoğru niyetlerle bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Yüce Allah'ın takdiridir. Elimizden geldiğince her zaman Hakkelam Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine göre yaşayın. Bu her şeyden önemli. Yüce Allah'ın hükmünü yapmayan, bu dünyanın masallarıyla yaşayan, her türlü batılda haramda giden münafık, kafir, mahluk, müşrik ne varsa biz bunları da düzelteceğiz. Allah'ın izniyle biz batılda yarışan hiç kimseye fırsat vermeyiz. Önce fiiliyatımızla, daha sonra da kelamımızla düzeltmeye çalışacağız. Şu mükemmel kainatın Rabbi, Yüce Rabbimiz, her şeyin sahibi, bizlere şu mükemmel nimetleri vermiştir. Bu nimetlerin ölçüsünde de bizlerden kulluğunu,
dost doğru yerine getiren, Yüce Allah'ın rızasını gün yaşayan kullar olmamızı istemiştir. Hazreti Adem'den, Hazreti Havva'dan, ilk insanlardan son ecel vaktine, kıyamet gününe kadar bütün insanların mükemmel bir hesabının olacağını herkes düşünsün. Önce kendi hayatınızı düşünün. Herkes kendini düzeltmeye çalışırsa, Hakkelam Kur'an-ı Kerim'in, bütün kainatın kitabının izinden giderse bu dünya düzelir. Devamlı haramda batılda yarışmak kolay. Mesele dost doğru işler yapmak. Bunlar marifet değil. Öyle haramlarda yarışıp marifet yaptığını zanneden cahiller. Biz bunları da düzelteceğiz. Bakın şu an mükemmel bir rüzgar esiyor. Şu an gördüğünüz bir sürü canlı cansız ne varsa Yüce Allah'ın yarattığı varlıklar. Hepsinin bir hesabı var. İnşallah biz de şu yaşadığımız kısacık hayatta dost doğru yaşar. Yüce Allah'ın en sevdiği, en razı olduğu kullardan olabiliriz diyorum. Hoşçakalın.